2 saat. 2 saatte konuşuyorum. Siz dinleyerek yoruldunuz. Bugün bu benim kaçıncı dersim? Maşallah. Bugün öğlen dersi yaptık. Çok harika bir dersti. Psikoloji 332 parantez aç. Bir cemaat içinde parmak girdiğini nasıl anlarsınız? Tire, kader, başka bir tane de tire bir şey var. Güzel, harika bir ölçü veriyor. Bir cemaat. He? Bugün dersi yapmıştınız abi. Ama bu daha güzel formül. Hep de Lazca. Formül. Şu. Daha direkt yap. Matematik de yaptık. Daha direkt yap. Daha direkt diyorsunuz böyle. Evet. Yani hem bir cümle okuyacağım ama onu telaffuz ettiğimde onu da daha canlı olursunuz. Çayda konuşuyoruz abi. He? Çayda yok. Şunu göstereyim. Kuraldır geometride. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 180. Tamam mı? Buna ne üçgeni diyorlar ya? Bir şey diyorlar. Bütün üçgenler. Bütün üçgenler böyledir. Tamam bak şimdi. Üçgen. Da. Unutmayın. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180'dir. Peki soruyorum. Hepiniz mektup okudunuz. Bir üçgenin iki tane açısı belliyse üçüncüsü kesin çıkmıyor mu? Kesinlikle. Mesela bir misal vereyim. Gafur sana soruyorum. Bir açı, bir üçgenin bir köşesindeki açı 60. Ötekisi 90. Üçüncü açı kaçtır? 10. Yani 180'e tamamlamaya çalıştım da. 60 dediniz, 90 dediniz. Ne yapar? 30 kaldı abi. Yani 30 kaldıysa 30'dur. Geç saat 2. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. 96, 150, 180. Üçgenin çok önemli de onun için anlatıyorum. Matematik. Ben bütün fenleri böyle marifette kullanabiliyorsun. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Bak 180. Bir açı 60 ise üçgenin, öteki açı da 90'sa üçüncüsü kaçtır? 30. Doğru. 30. 90'ı 60, 150. 180'den çıkar. Kesin değil mi bunu? Anladık mı? Bunu anlamanız lazım ki bu misali iyi anlarsınız. Evet. Tamam. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. İki tane açı belliyse üçüncüye demek yoktur. Demeye gerek yoktur. O kesindir. İç, tamam mı? Şimdi bir cemaat mesela Fethullah özdeş olmuş. Dinle alakası kalmamış. Öyle mi? Çünkü cemaat olmanın mantığını yitirmiş. Hele beraber. Değil mi? Biz cemaat olmanın mantığı şudur. Kısarak söylemiyorum. Dinimizi güzel yaşamak içindi. Dinimize hücum eden karşı durabilmek için bir araya geldik. Şimdi biz cemaat mantığı küfre karşı bütünlüktü. Peki cemaatin düşmanı kimdir? Bana söylesinler. Bir şey anlatacağım. Üçgeni kullanacağım. Şimdi bu adam deşifre ettik biz. Ta hükümet bile anlamadan önce Taksim olaylarında bu adamın deşifre ettik ne olduğunu. Münafık dersinde anlattım. Çünkü Şia Akaidi'ni önüme aldım kitabını. Bütün iman esaslarını, İslam esaslarını ve iman edilmesi gerekenleri hepsini çalıştım. 15 gün çalıştım, not aldım. Ondan sonra iddiaya hücum ettiği yerleri, burada reddedilenler olduğunu gördüm. Tamam. Onu da deşifre ettim. Hep üçgen formülü. Bunu deşifre ettim. Ben. Çıkıyor ortaya. Ben ettim deşifre, tamam mı? Burada ben emanet bir şey değil. Millet yaparken, rızk almazken, yani biliyorlardı. Bilmiyorlardı demiyorum. Ama hedef oldu. Açık çünkü yani. Nereye mal olacağını bilmeyecek kadar aptal değilim. Hükümet daha Taksim olaylarında kendisi anlamazken biz münafık bir, münafık iki, münafık üçte çıktık. Burada ben enanet yok ki, bu böyle bir realitedir. Yani Nur cemaati içerisindeki gruplar daha fikir beyan etmeden, daha şaşkınlık gitmeden, daha şaşkınlık ya. İçeride bir de. He, iki kişi bir 15 gün sonra, bir ay sonra tepki verdi.
Nettir. Abdullah Yeğen abi, biz bir adam biliyorduk onu dedi. Bir de rahmetli Abdülkadir Bahadırlı abi. Bunlar da yaklaşık olarak 3 hafta sonra mı ne? Kesin biliyorsunuz. Şimdi biz bu rızkı aldık. Külliyattan da deliller gösterdik. Herhalde bunların da eline geçti. Ondan sonra ortaya koyduk. Tamam. Biz belliyiz o zaman. Öyle mi abi? Evet. Bu adam da belli mi? Evet. Ben belliyim. Çünkü bunları hedeflemiş. Evet. Enaniyet yok. Burada bir şey anlatacağım. Bu adam belli. Kaderi inkar ediyor. Bu adam belli. Peygamberimizin risaletini inkar ediyor. La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulü demese olur dedi Fethullah. Böylelikle Risale-i Nur'daki Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecek Süfyan namında bir alim diye. Tamam. Şimdi biz bunu deşifre ettik bu. Bunu rızk alarak münafık diyen de biz olduk. Biz belli miyiz? Bununla karşı. Bu benim düşmanım, onların düşmanı da benim. Şimdi iki üçgenin iki açısı belli mi? Evet. Şurada bir grup var, cemaat. Kim olduklarını bilmiyoruz. Bunun açısını bulacağız. Bu, buna veya buna hangisine dost ise veya bu hangisine düşman ise öteki tarafa dosttur. Şimdi bu grup bunu bırakmış, bunun adına karar almayıp bunu bırakıp bu grup benimle uğraşırsa, benim aleyhimde karar alırsa bu kimdir? Ona dost olmuş oluyor. Gerçekten. Buna dost oluyor. Çünkü ustad diyor ki düşmanımın, bak düşmanımın dostu, düşmanın dostu düşmandır. Evet. Ustada kuralını yapıyoruz. Dostumun dostu dosttur. Bak tamamlıyorum bak. Dostumun dostu bana nedir? Dosttur. Düşmanımın düşmanı dostu. Bana dosttur. Dostumun düşmanı bana düşmandır. Yani tak tak aynı. Koy. Elim yapayım. Şimdi bu adamlar Risale-i Nur'u sadeleştirmeye, bu adamlar bu memleketin hainlikleri belli. Ondan sonra ustad hakkında iftira yapıyor. Diyor ki Kur'an Risale-i Nur ismi azamdan her ismin mertebi azamdan geldiği için bak diyor Risale-i Nur'u Kur'an yerine koydu diyor. Kitabı ne yazdı? Başka ne yazdı Kur'an'a? Şey kitabına bir sürü. Peygamberimize kibirli insan dedi. Evet. Tamam. Başka ne yaptı? Kaderi inkar etti. Şunu yaptı. Şimdi ben bununla uğraşırken, ben bunlarla meşgul olurken, buradaki grupta benimle uğraşıyorsa bu kimdir? İç açısı kaçtır bu? Bunun dostudur. Dostudur. Bunun hakkında karar almazken, benim hakkımda karar alıyorsa bu buradandır. Ve etbağı olmayabilir ama içinde zındıka komitesi girmiş buraya. Parmak buraya girmiş. Çünkü bunu hedeflemiş ve bunun hakkında karar alması gerekirken bundan karar alıyorsa bu bunu bırakmış, buna hücum ediyorsa bunun düşmanı ben ise bu bunun dostudur. Bu kadar basit. Üstadın ölçüsüyle verdim. Düşmanımı üstad, düşmanımın dostu düşmanımdır diyor. Yani ustad, ben, düşman. Bu adam kime karşı duruyor? Tespit ediyor. Bir üçgenle misal verdim. Bu kadar olur da zındıka komitesinin tespiti üçgenin iç açılarını toplamıyla anlatıyoruz. Daha bu kadar açık bir şey olur mu? Ve son bir şey okuyorum. Son. Evet getirdi. Kapı sesinden anladım. Abi son gelişmelerle alakalı mı? Evet evet. Benim hakkımda ben uğraşırken, boğuşurken benim hakkımda bir bizden yana Nur cemaat içinde bir grup benim alemde şu anda foraya başladı. Hakkında soru sordu. Biz de bildiğimizi söyledi. Dine uyanı söyledi. Şimdi bu tabanı değil. Tabanın hepsi acayip hoş. Yani evet parmak girmiş. Şunun içine parmak girmiş. Bu bunu bırakmış. Bununla uğraşıyor. Demek ki ona dost. Evet buna dosttur. Ama böyle buna dostluğunu böyle ifade etti. Bu buna dostluğunu buna düşmanla gösteriyor. Çünkü Şia akadisiyle söyleyeyim.
El hubbu Ali ve el buzu Ömer. İnşallah doğru ifade etmişim. Ali'ye muhabbet, Ömer'e düşmanlık da o gözükür. Eğer Ali'ye, ya Ömer'e düşman değilsen Ali'ye muhabbetiniz yoktur. Şimdi Şia'ya göre. Şia. Şimdi bu bunu bırakıp benle uğraşıyorsa bu buna dosttur ama çaktırmıyor. Ben buna dostum demiyor. Bu dostluğunu buraya, dostluğunu bana düşmanlıkla gösteriyor. Buna. Bu buna dostluğunu bana düşmanlıkla gösteriyor buna. Evet. Ben düşmanlıyım onun. Evet. Ama ey felaset elba, bu bunu kaçırır mı? Tak tak. Çünkü bu dersleri yapıyoruz. Bak notlar alıyoruz. Kaç günden beri çalışan cümleler alıyorum. Sen bu böyle dersleri şey yapanla meşgul edene sanki ortalık her şey Gülgülistan, herkes yerinde, herkes istikamette, Risale-i Nur'u sadeleştirmiyorlar, Risale-i Nur'u etmiyorlar, ustada iftira etmiyorlar. Onları bırakıyorsun, onunla meşgul olmuyorsun. Bunları anlatan, deşifre eden, rızk alan adamla meşgul oluyorsun. Hiç vicdanın sızlamıyor mu? Vicdanın hiç sızlamıyor mu? Yani hiç vicdanın rahatsız olmuyor mu? Yarın Allah'a ve Resulullah'a ve ustadına haşir meydanda ne diyeceksin? Bir kere benim kul hakkına, kul hakkı gıybetime nasıl ödeyeceksin? Peki...